Efendim, yarın kabine toplanıyor. Gündem ağırlıklı olarak ekonomi, dövizdeki hareketlilik, stokçulukla mücadele, emeklilere ve memurlara yapılacak zamlar masada. Şimdi ayrıntıları öğreneceğiz. Ayrıntılar CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'da. Kaan Temeltaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine yarın Ankara'da Beştepe'de. Ekonomiden dış politikaya oldukça önemli başlıklar var. Biz öncelikle yükselen döviz kurları ve Merkez Bankası'ndan gelen 5. müdahaleyle başlayalım. Merkez Bankası politika faizini %14'e kadar geriletti. Ancak döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik halen devam ediyor. Ayın başından bu yana 5. kez Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına doğrudan müdahale geldi. Bu müdahalenin ardından kurlarda stabilliğin sağlanması ve fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi amacıyla atılabilecek adımlar kabine toplantısında ele alınacak. Geçtiğimiz zamanlardan bu yana birkaç aydan beri gündemimizde olan stokçuluk başlığı da var elbette. Meclis Genel Kurulu'na bu hafta stokçuluğa verilen cezaların artırılması yönünde bir yasa teklifi geliyor. Bu teklif gelmeden hemen önce yapılacak kabine toplantısında Türkiye genelindeki stokçuluğa ilişkin denetimler, vatandaşların şikayetleri ve ayrıca özellikle otomobil piyasasında stokçuluğa yönelik şikayetler üzerine başlatılan soruşturmalar gündem olacak. Değerlendirilecek başlıklar arasında stokçulukta olacak elbette. Bir diğer önemli başlık da emekli maaşlarıyla alakalı olacak. Çünkü asgari ücrete yapılan yaklaşık %50'lik zammın ardından emeklilerde de bir zam beklentisi oluşmuş durumda. Birçok emeklinin asgari ücretin altında kalması bekleniyor 2022 yılıyla maaşlarının. Bu maaş seviyesinin daha yukarıya çıkarılabilmesi için yapılabilecekler de kabine toplantısının gündemlerinden bir tanesi olacak. Masada emekliye seyyanen zam ya da asgari ücrete yapılan zammın oranı kadar emekli maaşına da zam yapılması gibi seçenekler var. Bu seçeneklerin bütçeye olan etkisi kabine toplantısında değerlendirilecek. Memurlar bir diğer önemli başlık. Memurlar toplu sözleşme döneminde 2022 yılına ait %5 zam artı enflasyon farkı alacaklar. Ancak yaşanan kur artışı ve fiyat yüksekliklerinden kaynaklı memurların da bir ek zam beklentisi var. Buna ilişkin asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu bakılmıştı memurların bu talebine. Gözler memura gelecek, ek zamda atılacak adımda. Ayrıca 3600 ek gösterge için yürütülen çalışmaların da hızlanması bekleniyor. Bu kapsamda değerlendirmelerin de kabine toplantısında yapılmasını bekliyoruz. Dış politikaya bakacak olursak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için Pakistan'a gitti. O toplantıda Afganistan'a yapılacak insani yardımların çerçevesi belirlenmiş olacak. Hem Afganistan'a yapılan yardımlar neler olacak kabinenin gündeminde olacak, hem de ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluruyla Ermenistan özel temsilcisi olarak Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç atanmıştı. Afganistan-Azerbaycan hattında normalleşmenin sağlanması için atılabilecek adımlar da kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasıyla merak edilen sorulara cevap vermiş olacak Kaan.